beni duygulandırır çoğu zaman. Biliyorsunuz hüzün yılları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaş olarak da 50'li yaşlarda amcası Ebu Talib'i ve Hazreti Hatice annemizi kaybediyor. O zaman Mekke'deler ve Mekke'de bir abluka söz konusu. Yani yeme içme yok, açlık var, sürgün var, zulüm var. Yani o 3 sene hüzün yılları. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın bir bölümüne gelip orada secde esnasındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek başına deve işkembesi patlatıyorlar namazdayken. O sırada işte Hazreti Fatıma-tı Zehra annemiz koşarak gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki o necaseti kaldırmış. O sırada Allah Resulü'nün söylediği ifade beni etkiliyor. Merve Tepesi'nde Hazreti Hatice annemizin evi. Oraya doğru bakarak ey Hatice'm neredesin diyor. Yokluğunu ne çok hissettim. Ne çabuk hissettirdin diyor. O sırada Hazreti Fatıma-tı Zehra annemiz babasını teselli etmiş. Annem yok ama ben varım baba demiş yani. Onu teselli etmiş ve kucaklaşmışlar. Hatta yine Siyer-i Nebevi'de yazıyor. Hazreti Hatice annemizin kız kardeşin ismi Hale. Medine-i Münevvere'de ki dönemde yani artık orada İslamiyet neşrolmuş. Medine-i Münevvere'deki dönemde Hazreti Hale Hazreti Ayşe annemize seslenmiş. Ey Ayşe diye seslenince bir anda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle eti benzi tabiri caizse titremiş ve sararım almış. Sonra Hazreti Ayşe annemiz ne oldu ya Resulullah deyince bu Hale'nin sesi demiş Hatice'me çok benziyor demiş yani. O ses onu titretmiş. Yani müminlerin annesi mesela Hazreti Meymune annemiz var. Bu Cidde yolundan gelirken Mekke'ye mükerreme girerken takriben belki bir 30 kilometre hatırlıyorum Mekke mesafesi yani Kabe-i Muazzama'ya. Orada bir abimiz vardı Muhammed abimiz. O dedi ki dur dedi burada benim annemin kabristanı var orayı ziyaret edeceğim. Ben de başın sağ olsun zannettim ki hani Mekke'de yaşadığı için abimiz oraya defnedilmiş. Mer hani bizim hakiki annemiz dedi müminlerin annesidir. Kendi öz annemizden daha annedir onlar dedi. Doğrudur evet. Yani kendi öz annemizden daha annedir. Dedi ki burada Hazreti Meymun annemiz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi. Dedim niçin burada kabri Medine'de değil Mekke değil. Allah Resulü'nün vefatından sonra o kadar bir aşk, hicran, üzüntü söz konusu olmuş ki emretmiş yani. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tanıştığım yere götürün demiş. Ve orasıymış. Ve ölene kadar orada beklemiş. Annemizdeki şu sevgiye bakar mısın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Vefaya, sadakata bak. Ben Resulullah'la ilk burada tanıştım demiş. Burada görüştüm. Beni oraya bırakın. Ve orada bir çadır kurmuş. Ve ahir ömrüne kadar orada yaşamış. Ve oraya da defnolunmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek ciddiyet ister. Aynı zamanda bir davadır yani. Resulullah'ı sevmek kolay değildir yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek öyle değil işte. Senin her şeyin etkiliyor. Hem dünya hayatını hem ahiret hayatını. Ve de ciddi sevgi söz konusu yani. Onu ciddi sevmezsen, ciddi dedim yani nefsinden, malından, servetinden, evladı, iyalinden, her şeyden çok sevmek meselesi var yani Allah Resulü'nün. Böyle bir sevgiyle ona ittiba gerekiyor. Zaten ayet-i kerimede öyle. Eğer Allah seviyorsanız Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceksinizdir diyor yani. Değil mi? Aynen. Cenab-ı Allah lütfuyla muamele eylesin.